Uyanış olarak düzenlediğimiz panelimize hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Faik Bulut da konuşmacılarımız arasındaydı. Fakat rahatsızlığı dolayısıyla bugün gelemedi. Herkese çok selamlarını iletti. Panelin programını biraz açıklayacak olursam, ilk önce saygı duruşumuz olacak. Daha sonra hocamız İhsan Ali Açık konuşma yapacak. Sonra soru cevap kısmı olacak. Daha sonra uyanış sorusu başlar. Bir kısım konuşma yapacak. Panelin saatinde bir değişiklik oldu. 16.00'da 18.00 arasıydı. Bu birkaç böyle aksilik yüzünden olamadı. Şimdi Bedrettin başta olmak üzere insanlık yolunda kaybettiğimiz bütün devrimcileri almak için herkesi bir dakikalığına saygı duruşuna davet ediyorum. Anıları mücadelemizde yaşayacak. Bugün burada bu toprakların ilk Müslüman devrimcilerinden Şeyh Bedrettin ve yoldaşlarını anmak için buradayız. Amacımız antropolojik bir kazı veya tarihi bir araştırma yapmak değil, amacımız Şeyh Bedrettin'in tuttuğu kılıcı kuşanmaktır. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle bu programı düzenledikleri için genç arkadaşlara Uyanış Dergisi çerçevesinde çalışma yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Uyanış Dergisi diye bir dergi çıkarıyorlar. Daha çok bu Kadıköy civarında yeni genç arkadaşlar dergilerini de takip etmelerinizi tavsiye ederim. Biz de bu tür genç arkadaşları destekliyoruz. İnşallah gelişirler, büyürler. İkinci olarak ben de öncelikle Şeyh Bedrettin'e Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Allah taksiratını hasenata celb eylesin. Kendisine mağfiret eylesin. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerine olsun. Biraz evvel sol ritüeli icra ettik. Bir de rahmet dileyerek Cenab-ı Hak'tan İslami ritüeli de yerine getirmiş olalım. Böylece Müslüman sol bir ritüel olmuş olsun. Evet, şimdi müsaade ederseniz ben kısaca Şeyh Bedrettin'den bahsedeceğim. Konumuz o. Şu anda Şeyh Bedrettin Haftası içinde bulunuyoruz. Bugün Şeyh Bedrettin Haftası'nın son etkinliği bu. Ama daha önce hafta başına itibaren çeşitli etkinlikler oldu. Şeyh Bedrettin'le ilgili konuşmalar, toplantılar söz konusu oldu. Bu toplantı da bu etkinlik dizisinin son toplantısı oluyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Şeyh Bedrettin'in mezarı başında ziyaret ettik. Her yıl oraya gidiyoruz. Orada küçük çaplı bir anma yapıyoruz mezarı başında. Birkaç konuşma oluyor. 18 Aralık 1418 veya 16 veya 20. 3 rivayet var ama en kuvvetlisi 1416 şeklinde geçiyor.
Vefat tarihi Serez'de çırılçıplak idam edildiği tarih bu. Şu anda da o tarihin haftası içerisindeyiz. İşte 23 Aralık'tayız. Hafta başında başladık. Şehpet Diyeti'nin haftası deyince 23 Aralık son olunca onun başı da 17 oluyor. 17-25 Aralık gibi oldu. 17-25 Aralık. 17-25 Aralık Şehpet Diyeti'nin haftası diyecekken ya bu 17-25 Aralık bir yerden tanıyoruz bu 17-25. Ona denk geldi. Onun için 17-23 Aralık oldu yani. Bugün 23 Aralık son oluyor. Şimdi bu hafta içerisinde her yıl değişik çevreler tarafından bir şekilde anmalar oluyor. Mezarı başında da birkaç grup geldi gitti. Orada anma yaptı. Sağda solda bazı toplantılar falan oluyor. Bizim en son geçen gün Perşembe günü İnşaat Kültür Evi'nde Balat'ta Şeyh Bedrettin anması yapıldı. Ben de orada bir konuşma yapacaktım ama o gece başıma bir takım işler geldi. Nezarette geçirmek zorunda kaldım. Ondan toplantının sonundaki soru cevap bölümünde bahsederim. Onunla şimdi meşgul etmeyelim mevzuyu. Orada da program oldu. En son 2 sene önce Edirne'de bir program olmuştu. O zaman şehir dışına çıkışım serbestti. Edirne'ye gittiğimizde oradaki belediye başkanına bir teklifte bulundum. Şeyh Bedrettin'in mezarının Edirne'ye getirilmesi ve Edirne'de bir Şeyh Bedrettin Kültür Merkezi, işte burada Barış Manço Kültür Merkezi gibi böyle Şeyh Bedrettin Kültür Merkezi, işte mezarında orada olduğu bir külliye, ama gerçek anlamda bir külliye. Böyle saray açıp da külliye demek değil, gerçek anlamda külliye, eğitim, öğretim, kültür, sanat merkezidir. Yönetim merkezi değildir külliye. Eski Osmanlıca kültüründe. Şeyh Bedrettin Külliyesi, kültür merkezi gibi bir şey açılsa, bir anıt dikilse diye teklifte bulundum. Çok hoşuna gitti. Aslında 2 tane teklifte bulundum ama birisi bu, ikincisi de bir Şeyh Bedrettin filminin çekilmesi. Bu Şeyh Bedrettin filminin çekilmesi biraz hayalden gerçeğe dönüştü. Şu anda bir grup sinema emekçilerinden bir grup arkadaş Şeyh Bedrettin filmini çekmek için kolları sıvamış durumda. Çalışıyorlar. Kendileriyle irtibatımız var. Zaman zaman senaryo toplantıları falan olacak. Bence oraya gideceğim. Sanırım gelecek yıl 2019'un sonunda film bitmiş ve vizyona girmiş olacak. Bir yıl falan sürecek. Bir buçuk yıl. Şu anda toplantılarını yapıyorlar. Böyle geniş toplantılar yapıyorlar. Her yeri ziyaret ediyorlar. Belediyelere gidiyorlar. Yurt dışında toplantılar yapıyorlar. Şeyh Bedrettin'le ilgili bir sinema filmi. Böyle kaliteli bir film çekme çabaları yürürlüğe girdi. Ama öbürü biraz bizim dışımızda gelişmelere bağlı. Çünkü Şeyh Bedrettin'in mezarının Edirne'ye gidilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Şu anki Bakanlar Kurulu'nun da böyle bir karar almayacağı malum. Ancak bir hükümet değişikliği sırasında yeni bir hükümet gelirse böyle bir karar alır ve ancak o zaman olabilir diye düşünüldüğünden dolayı o şu anda duruyor. Şimdi bu güncel magazinel girişten sonra müsaade ederseniz ben Şeyh Bedrettin'in hayatından böyle birkaç kare anlatmak istiyorum. Şeyh Bedrettin 14. yüzyılın sonlarında, son çeyreğinde, yani 1300'lü yılların son çeyreğinde yaşamış ve 15. yüzyılın başlarında, yani 1400'lü yılların ilk çeyreğinde, işte 1416 ve 18 yılında hayatını
sona erdirmiş, vefat etmiş bir öteki İslam tarihinin en yıldız, en parlak şahsiyetlerinden birisidir. Şeyh Bedrettin'i anlamamız için öteki İslam tarihinden biraz bilgi sahibi olmamız gerekir. Yani Şeyh Bedrettin uzaydan gelmiş değil. Yerden böyle Hüdayi Nabit gibi böyle birdenbire bitmiş birisi de değil. Kendisinden önceki tarihin, kendisinden önceki sürecin akıp getirdiği gelişmelerin ve tarihsel sürecin kendi dönemindeki bir ürünü şehvet etti. Kendisinden önceki tarih dediğimiz işte öteki İslam tarihi oluyor. Şimdi bir İslam tarihi var, bir de öteki İslam tarihi var. İslam tarihi herkesin ortalama bildiği, herhangi bir kitapçıdan İslam tarihi kitabı alarak okuduğu, İmam Hatip'te, Kur'an kurslarında, ilahiyatlarda veya dini çevrelerde veya televizyonlarda, Diyanet'te, orada burada anlatılan bildiğimiz Hulafa-i Raşidin diye başlayan Peygamberin hayatı, Raşid halifelerin hayatı, Emeviler diye devam eden Abbasiler, ardından Selçuklular ve Osmanlı tarihi diye devam eden ve genellikle bu imparatorlukların ve devletlerin yönetim merkezleri, sarayları etrafında oluşan tarih. Kapatmayı unuttum. Onu bir kapatalım önce. Ya geçmiş olsun şey var, bir de doğum günü şeyler olunca konuşamayız yani telefonla. Evet. Bu sarayların etrafında oluşan bir külliyat var. Bu külliyat İslam kültürünü oluşturuyor. Biz buna eski İslam kültürü diyoruz. Tarih kitapları, fıkıh kitapları, tefsir kitapları, bunların hepsi bu sarayın etrafında işte padişahlardan, sultanlardan falan maaş alan, onların sayesinde kitap yazan, ayakta duran insanlar var. Bunların yazdığı kitaplar var. Bunlardır yani. İslam tarihi kaynakları dediğiniz bunlardır. Ve bu kaynaklara baktığımızda da öteki İslam tarihi, yani sarayların karşısında olan insanlar hakkında hiç de iyi bahsetmezler ve onları sürekli kötülürler veyahut da hiç bahsetmezler. Ya tarihe gömerler, yok sayarlar. Bahsederlerse de çok kötü bahsederler. Hiç iyi bahsedenin bir tanesine rastlayamazsınız. Şimdi biz öteki İslam tarihinin bilgileri nereden çıkarıyoruz? Bu adamların yazdıklarından çıkarıyoruz. Bunların kötülemelerinden, saldırganlıklarından, küfürlerinden, onların küfürlerini şöyle bir kenara bırakıp onlar hakkında bilgi toplamaya çalışıyoruz. Ama yine bunlardan, çünkü başka kaynak yok. Hangisini açsanız, ağız dolusu galiz küfürler. Mesela Şeyh Bedrettin'in bilgisini okumak istiyorsanız işte Aşık Paşazade tarihi var. Klasik Osmanlı tarihleri var. Onların hepsinde ya hiç bahsetmez, bahsederse bile aşağılayarak bahseder ve kötü bahseder, çarpıtır. Şimdi biz bu durumda bu öteki İslam tarihinin simalarını nasıl öğreneceğiz? Nereden öğreneceğiz? Hiç mi dürüst bir tarihçi yaşamadı? Hiç mi ya olay neyse olduğu gibi aktaralım da bizden sonraki nesiller yargılayacaksa onlar yargılasın. Biz ne olduğunu bir anlatalım önce diyen biri çıkmadı. Yok. Yani koskoca bir tarih neredeyse yalan üzerine kurulmuş yani. Dolayısıyla mesela bir Rum tarihçi var. Lukas diye. Şeyh Bedrettin ve Böğüklüce Mustafa. Şeyh Bedrettin değil, daha çok Böğüklüce Mustafa ile ilgili bilgileri ondan öğreniyoruz. Hiçbir Osmanlı tarihçisi bahsetmiyor. Hep aşağılayarak bahsediyor, böyle yarım sayfa bahsediyor. Ama Lukas Böklücü'den uzun uzadıya bahsediyor. O da babası tarihçi, sülalesi tarihçi.
tarihçi doğmuş, tarihçi bir ailenin genç 15-20, 25-30 yaşlarında, 20 yaşlarında bir kişisi olarak adam Böklüce Mustafa'dan geniş geniş bahsediyor. İşte o yarın yanağından gayrı her şeyi ortaklaşa, bölüşme yanlısıydı. Yiyecekler, giyecekler, içecekler, her şeyi beraber paylaşmalıyız, bölüşmeliyiz diyordu. Bilgisi de oradan geliyor. O bilgiyi de Nazım Hikmet okuduğu için onu da şiirine yazmış. Yar yanağından gayrı her şey ortaklaşıp ortak kılmak için diye. Türkiye'deki sol düşünce ne yazık ki eski İslam tarihini bile tam anlamıyla bilmediği ve onunla iletişim kurmadığı için, onunla bağ tamamen koptuğu için, bırakın öteki İslam tarihini, normal İslam tarihinden bile haberi olmadığı için tamamen bir karanlık içerisinde. 1924 yılında yazılmış Şeyh Bedrettin üzerine bir kitap var. Nazım Hikmet bu kitabı cezaevinde ediniyor ve onu okuyor. O da 1924 yılında yazılmış. Okuduğu kitaptan dolayı etkileniyor ve böylesi bir destan yazıyor. Şeyh Bedrettin destanı yazıyor. Biraz da o zaman Sovyetler Birliği'nde Stalinizm var. Nazım Hikmet'in de Stalin arası pek iyi değil. Stalinist, sosyalist fikirlere karşı Anadolu topraklarının da Sovyetlerden, Stalin'den falan çok öncelerinde dayanışmacı, ortaklaşmacı fikirlere sahip olduğunu, böyle insanların Anadolu'da yaşadığını, asıl işin kaynağının burası olduğunu göstermek için bu işe biraz abanıyor yani işin açıkçası. Ve onu bir destana dönüştürüyor. Bütün bir sol kültür o destandan Şeyh Bedrettin'i biliyor ama çok yetersiz. Zaten Nazım Hikmet'in verdiği bilgiler de onun seküler, din dışı sosyalist kültürünün şeyini yansıtıyor ve Şeyh Bedrettin'in dini kimliğini alabildiğine geride bırakıyor, saklıyor demeyelim de ona ilgilenmiyor. Böyle bilerek bir gizleme yaptığı görüşüne değilim ama onu ilgilenmiyor o tarafıyla. O daha çok öbür taraflarının ön plana çıkıyor ama şimdi bu da gerçeğin üstünü biraz örtmek oluyor. Çünkü Şeyh Bedrettin sıradan bir insan değil, bu topraklar için çok önemli bir özelliği var. O çok önemli özelliği ne? Eşitlikçi ve ortaklaşacı bir dünya görüşünü, sosyoekonomik, politik düzeni savunması değil. Bu önemli. Ama ondan daha önemli olan başka bir şey var. Bu ikisi bir arada olunca ancak Şeyh Bedrettin tamam oluyor. Eşitlikçi, dayanışmacı dünya görüşünün o zamanki marjinal muhalif gruplar tarafından değil, Rafiziler, Kalenderiler, Torlaklar, Aleviler, Şiiler, Refailer gibi muhalif sufi, devrimci sufi akımlar var. Yani bugünün çevrecilerine, anarşist, sosyalist gruplarına tekabül eden o dönemin akımlarıdır bunlar. O isimlerle anılırlar. Onlardan birisi değil Şeyh Bedrettin. Eşitlikçi, paylaşımcı dünya görüşünü, tam tersi Osmanlı'nın egemen kültürü, klasik İslam tarihinin tam ana damarı, Müslüman, Türk, Sünni, Hanefi, egemen kültür yani. Osmanlı'ya egemen kültür buydu. Selçuklu'ya egemen kültür buydu. Abbasi'ye egemen kültür buydu. Emevi'ye de egemen kültür
Hanefilik hariç buydu. Yani Müslüman Arap Sünni, Müslüman Türk Sünni, Müslüman Arap Sünni Hanefi, Abbasiler. Müslüman Türk Sünni Hanefi, Maturidi, Selçuklular. Müslüman Türk Sünni Maturidi Hanefi, Osmanlılar. İslam tarihinin egemen çizgisi, egemen kültürü budur. Felsefe akımları, Mutezile, hatta bir yere kadar Maturidilik, muhalif olan tasavvuf, saray yanlısı tasavvuf değil, tasavvufta ikiye ayırıyoruz. Bir muhalif olan tasavvuf var, bir saray yanlısı olan tasavvuf var. Haricilik, İsmaililik, Karmatilik, Hürremilik, Babailik, bunların hepsi muhalif akımlardır ve öteki İslam tarihini oluştururlar. Şeyh Bedrettin bunların hiçbirinden değil, tam tersi egemen kültür, saray çizgisi neyse o. O çerçevede yetiştirilmiş, fakih olmuş, dört mezhebin fıkıh kitabını oluşturan kitap yazmış, Letaiful İşarat, Camiul Fusuleyn, Et-Teshil diye. Bunlar fıkıh kitaplarıdır. Orada dört mezhebi anlatır. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Bu dört mezhebi anlatır. Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Dört mezhep. Kitaplarında bunların dışına çıktığı görülmemiştir. Ne zamana kadar? Kahire'ye kadar. Kahire'de 20 yıl yaşar. Orada Şeyh Ahlatiye mürid olur. Orada tasavvufa girer. Kaygısız Abdal'la tanışır. İbni Haldun'la tanışır. Çünkü o dönemde eğer bir insan İslam dünyasında sözünün geçmesini istiyorsa devrin ilim merkezlerinde, en yüksek ilim merkezlerinde gidip tahsil yapmak durumunda. Hani şimdi nasıl Türkiye'de yetişenler yurt dışına tahsile gidiyorlar. Nereye gidiyor mesela? Fransa olduğu zaman Sorbonne Üniversitesi. İngiltere olduğu zaman Cambridge Üniversitesi. Amerika olduğu zaman Harvard Üniversitesi. Oraları bitirenlerin nereye gitse iş buluyor ve havasından 3 metre yanına yaklaşamıyorsunuz, değil mi? Yani çünkü bunlar böyle devrin ilim merkezleri. Hakikaten de üniversiteler ve iyi yetiştiriyorlar. Birkaç dil biliyor, mesleğini çok iyi biliyor, derinlemesine, kaynaklara vakıf. Uyduruktan bir üniversite mezunu, uyduruktan bir akademisyen olarak dönmüyorlar. Ele aldın mı hakikaten yetiştiriyorlar. O dönemde de Kahire'de, Eser Üniversitesi'nde, Kahire'deki üniversitelerde, Mısır'da, Kahire'de okumak devrin ilim merkezi olarak görülüyordu. Şeyh Bedrettin de çocukluğunu Edirne'de geçirip Bursa, Konya, Şam, Halep yolundan Kahire'ye geldi. Ve orada 20 yıl kaldı. Ve orada bir başka insana dönüşerek, tabiri caizse yeniden doğuş yaşayarak Anadolu'ya tekrar geri döndü. Alevi kültüründe don değiştirme var. Onun gibi bir şey oldu yani. Yani bir insanın önceki hayattan başka bir hayata geçmesi. Bu illa öldükten sonra dirilip başka birisi olarak doğması anlamına gelmez. Sen şu anda bir dönüşüm geçirirsin ve artık ben başka bir insan oldum. Dünyaya başka bir yerden bakıyorum. Ben eski ben değilim dersin. Gömlek çıkardım dersin. Başka birisiyim ben dersin. Bu da bir nevi zihniyet anlamında, görüş anlamında bir yeniden doğuştur. İşte Şeyh Bedrettin orada böyle bir şey yaşadı. Bir yeniden doğuş yaşandı.
Buna birçok kişinin etkisi oldu. Başlıca iki şey oldu. Birincisi, bir sultan vardı. O sultanın sarayında onun çocuğuna ders veriyordu. Çünkü o devirde sultanlar çocuklarını devrin en büyük alimine teslim ederlerdi ve o onları yetiştirirdi. O da devrin en büyük alim olarak görüldüğü için Şeyh Bedrettin, sultan onu, çocuğunu ona veriyor ve o çocuğu yetiştirmekle görevlendiriyor. Mürebbilik yapıyor yani. Tefsir, Kur'an-ı Kerim, Arapça, Farsça, yabancı diller, edep, adab, erkan, bu tür şeyleri hep o öğretiyor çocuğa. Onun için saraya gelip gidiyor sürekli. Ama öbür taraftan da Mısır'ın arka sokaklarında geziyor. Mezarlarına gidiyor, mezarlıklarda yaşayanları görüyor. Yoksul semtlerinde dolaşıyor. Ve bunları değerlendiriyor böyle karşılıklı. Ve nihayetinde zihninde bir devrimci sıçrama yaşıyor. Diyor ki ya bu nedir yani böyle bir şey, bu nedir? Sonunda bir karar veriyor. Irmağın kenarına gelerek, Kahire'nin içinden geçmekte olan Nil Nehri'nin kenarına geliyor ve üzerinde ne kadar mal mülk varsa, elbisesi dahil, hepsini ırmağa atıyor. Bir ak libas giyiyor, yani ihrama giriyor. Derviş elbisesi giyiyor. Devrimci sufilerin derviş elbisesi tek parça libastır, ya ihram yani, ihram kültürü. Haç'ta şu anda yaşanan. Haç'taki ihram da onu anlatıyor aslında. Mülkiyetsizliği ifade eder. Dünyadan üzerinde hiçbir şey yok demek ister. Tek parça bir elbisedir. Dikiş bile yoktur üstünde. Bütün mülk Allah'ındır. Bana ait hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim yok manasına gelir. O zaman Anadolu'daki o kalenderiler, torlaklar, bir sürü gruplar hep böyle şeyler giyerlerdi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de havari kelimesi vardır. İsa'nın havarileri, havariyun. Beyaz elbiseliler demektir. Havar, beyaz demek. Aynı zamanda konuşmak, sohbet etmek demek. Dolayısıyla havari, beyaz elbiseliler ve aynı zamanda İsa'nın arkadaşları, yoldaşları, onunla konuşanlar demek. Kudüs'te İsa zamanında Esseniler akımı vardı. Bu kalenderiler gibi, torlaklar gibi Kudüs'te. Bunlar beyaz elbiseler giyerlerdi. Dikişsiz ihramla gezerlerdi. Mülkiyetsizliği ifade ederdi. Agope adlı yemek yerlerdi. Hep beraber yemek yerlerdi. Yani hiç kimse yalnız yemek yemezdi. Topluca yemek yerlerdi. Hep beraber paylaşalım, beraber bölüşelim anlamında. İsa da böylesi bir akşam yemeğinde zaten yakalanmıştı. Arkadaşlarıyla beraber böyle ortak yemek yiyorken Bizans askerleri basmıştı. Gerçi bizim İslam tarihinde bu tuhaf bir şekilde anlatılır. Mevzuyu onlar bilmezler yani bu beyaz elbiseler ne, akşam yemeği ne. Onlar şöyle anlatırlar. Mesela Fahrettin Razi'nin Mefatül Gayb diye bir kitabı vardır. Orada bu İslam tarihinin saraycıların en büyük tarihçilerinden, müfessirlerinden, tarihçi değil de müfessirlerinden biridir. Der ki, Bizans askerleri geldi, İsa ve arkadaşları akşam yemeği yiyordu. Onu yakalamak istediler. Fakat Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade var. Onu öldürmediler, onu asmadılar. Allah onu katına yükseltti İfadesi var. Bu ayeti tefsir ederken, ha demek ki onu öldürmediler, onu asmadıklarına göre, Allah da onu katına yükseldiğine göre, demek ki o göğe yükseldi. Hani öldürmediler ve ma salebuhu ve ma kateluhu, onu asmadılar, onu öldürmediler ifadesini, onu katına yükseltti. Allah onu katına yükseltti. Onlar öyle olduğunu zannettiler. Bu Kur'an'dan bir ayettir İsa hakkında. Bunu açıklarken işte diyor ki, bu ayeti açıklayabilmek için Bizans askerleri geldi, diğerlerini tutukladılar. Öbür tarafta da İsa duruyordu. İsa yakalanamayacak ya, öldürülemeyecek, asılamayacak ve o göğe çekilmiş olacak.
öyle kurtulmuş diyor, ayeti öyle anlıyor. O zaman orada İsa duruyor, nasıl oldu acaba bu diye düşünüyor. Ben öyle, öyle tahmin ediyorum, böyle o zaman elektrikte yoktu, böyle mum ışığında yazıyorlardı. Böyle düşünmüş düşünmüş olmalı. Genellikle evler de o dönemde mumu yakıldıkları için köşelerden böyle mumların yukarı süzülüp çıkması için bacalar olurmuş. Evin bacaları böyle olur. Oradan yakılan böyle büyük mumlar toplanır, oradan yukarı çıkar. Veya soba bacası falan durabilir. Orada böyle odanın içerisinde bir bacaya gözü ilişmiş olmalı ki diyor ki İsa'yı diyor Allah oradan bacasından göğe çekti diyor. Gökyüzüne çekti diyor. Peki ona benzerini yakaladılar diyor. Ayette de benzer dediği için o nasıl olacak? O zaman diyor hemen orada Allah hemen şak diye bir İsa'nın benzeri bir şey yarattı. Olayları izah etmek bu kafaya göre gayet kolay yani. Sıkıştı mı? Şak! Mucize! Hemen yarattı. Dur bir dakika ya, nasıl oldu? Ne etti? Ya gerek yok. İzaha da gerek yok. Gayet kafa gayet rahat yani. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Allah yarattı. Nasıl yarattı yani? Ya yarattı işte böyle. Yarattı. Pat diye yarattı. Bak izaha bak. Yaratıyor ve Bizans askerleri onu yakalıyor. Ve onu götürüp çarmıha geliyorlar. İsa da evin bacasından göğe çıkıyor. Böyle anlatıyor. Son akşam yemeği sahnesi böyle. Neyse, bura bir parantez. İşte o İsa ve arkadaşları beyaz elbiseliler, havarilerdi. Şeyh Bedrettin de onların elbisesine büründü. O çizgiyi devam ettirdi. İkinci olarak da kitaplarını yaktı. Klasik fıkıh bilgileri, şu caiz midir, bu caiz değil midir? Fıkıh bilgileri şöyle, Kitab-ül Ma mesela, Şeyh Bedrettin'in kitabında da var, Kitab-ül Ma, o klasik şeyi devam ettiriyor. Sular kitabı, sular kitabı. Bir kuyudan, diyelim birisi gelmiş, oraya tavuk leşi düşmüş kuyuya. O zaman kanalizasyon, çeşme falan olmadığı için, evlerde de çeşme falan olmadığı için kuyudan su çekiliyor. Su ihtiyacı kuyudan çekilerek gideriliyor. Sayfalarca şunu tartışıyor. Bir tavuk leşi kuyuya düşerse o kuyudan abdest almak caiz midir? Eğer abdest alacaksak kaç tane kuyudan su çekildiği takdirde o kuyudan abdest almak caiz hale gelir. Birisi diyor ki 10 kova su çekersen orası temiz olur. Yani oradan 10 kova su çekeceksin, gerisini abdest alabilirsin. Öbürü diyor ki hayır 20 kova, öbürü diyor ki 25 kova, öbürü diyor ki 40 kova. 40 kova kim dedi, 25 kova kim dedi, 15 kova kim dedi? Bunlar birbirlerine ne dediler? Niye 40 dedi, öbürü niye 25 dedi? Bunların böyle Kitab-ül Ma, sular bahsi, sayfalarca, Şeyh Bedrettin'in de kitabında var. Fıkıh alimi olduğu için klasik olduğu dönemde bunlar hep tartışmış. Şimdi bu tür bilgilerin bir müddet sonra boş olduğunu inanmaya başlıyor. Diyor ki ya bunun devri geçmiş. Ha, o zamandan bile bunun boş olduğuna inanmış yani. Velhasıl kitaplarını yakıyor. Kitaplarını ırmağa atıyor. Yakma, ırmağa atıyor. Üzerinde ne varsa onları da atıyor. Bir dönüşüm geçiriyor. Orada vahdet-i vücut felsefesi, fena fillah inancını savunmaya başlıyor. Peki bu ne? Şimdi Varidat adlı kitabı var biliyorsunuz. Bu vahdet-i vücut felsefesine göre yazılmış bir kitaptır. Yani varlığın birliği, fena fillah, Allah'ta yok olma. İlk bakışta burada okuduğunuz bilgiler, mesela benim yazdığım Şeyh Bedrettin kitabı var. Orada da onu yazmış olduğu Varidat kitabının şerhine uzun uzun yer verdim. Bu tasavvufi tabirler, bu sufi kültürü, tasavvuf kültürü ne anlama geliyor? Şimdi Şeyh Bedrettin böyle bir yola girince Kahire'de, o zaman bu neyin nesidir? Bundan bahsetmek de bize vacip oluyor. Tasavvuf, İslam tarihinde tasavvuf bir lokma,
bir hırka ekolüdür. Devrimci, sufi bir akımdır. Fakat her konuda olduğu gibi bu konuda da bir saraydan yana olan tasavvuf akımları vardır. Bir de öteki İslam tarihi, yani saraya karşı olanların içerisindeki tasavvuf akımları vardır. Suf, yün demek. Tasavvuf, yünlü elbise giyenler demek. Genellikle İslam tarihinde Şam'da, Bağdat'ta, Halep'te, böyle Suriye, Irak civarında ilk olarak görüldüler. Çünkü Şam'da Emevi İmparatorluğu kurulmuştu. Ardından Irak'ta da, Bağdat'ta da Abbasi İmparatorluğu kurulmuştu. Oysa İslamiyet Medine'de doğmuştu. Bu imparatorlukların kurulduğu yerlerde saray hayatı başlayınca zenginlik, lüks, şatafat, gösteriş toplumsal hayatının yegane değerleri haline gelmeye başlayınca buna karşı şehirlerdeki bu lüks yaşama karşı tepki olarak ortaya çıkan ve şehirlere girmeyi bile reddeden, bu evlerde oturmayı kabul etmeyen, dağ yamaçlarında doğayla iç içe, pınar kenarlarında, ağaçların gölgesinde böyle suf yün elbise giyerek, herhangi bir mal mülk üzerinde taşımadan, tek dikişli libaslarla gezen, yünlü elbiselerle dolaşan, bir lokma, bir hırka bize yeter. Bu şehir hayatını, bu tantanayı, şatafatı, lüksü istemiyoruz diyen gruplar ortaya çıktı. İşte bunlara sufiler, tasavvuf akımları dendi. Ve bu gösterişçiliğe, şekilciliğe karşı İslam'ın özünün güzel ahlaktan, doğruluktan, dürüstlükten, nefsine hakim olmaktan geçtiğine inanan, önce içimizdeki günahlardan arınmamız lazım. 7 büyük günahı kendi iç dünyamızda yenmemiz lazım. Bunlar bizi yanlış işlere sevk ettiriyor diyerek insanın kendisini önce bir eğitmesi lazım görüşüne dönen ve bu çerçevede de o lüks imparatorluk hayatına, Bizans İmparatorluğu'na, Sasani İmparatorluğu'na özenmeye, onlar gibi saraylar yaptırmaya, saraylarda harem odaları kurmaya tepki gösteren ve İslam'ın esasını, özünü, ruhunu savunmak için ortaya çıkmış gruplar idi. Tasavvuf akımları. Bunlara sufiler, yün elbiselerle, tek tip elbiseyle gezenler deniyordu. İşte Şeyh Bedrettin buna döndü. Bu çizgiyi benimsedi. Onların savunduğu bazı görüşler vardı. O görüşlerden de biraz bahsedelim. Onlar da İslam'daki tevhid inancından farksızdır. Mesela vahdet-i vücut, varlığın birliği, bu Hindistan'da da daha çok savunulur. Ama oradaki de aynı sadeliği, mülkiyetsizliği, eşitliği, herkesin bir olduğunu, statüleri reddetme amacıyla kullanılır. Zaten Hint dervişleri, Hint fukaraları meşhurdur. O da daha sonra yozlaşmıştır ama ilk ortaya çıktığında o da bir lokma bir hırka diye ortaya çıkmıştı. Daha sonra miskinliğe dönüştü. Devrimci sufilikten çıktı, böyle miskinliğe dönüştü. Mesela Vahdet-i Vücut, Şeyh Bedrettin'in Varidat kitabında açtığınızda ilk olarak anlattığı şeyler bunlardır. Şeyh Bedrettin'le ilgili yazmış olduğum kitapta da nereden fazlasınız, yarıdan fazlasını Varidat'ın şerhine ayırdım. Yani Şeyh Bedrettin'in yazmış olduğu tasavvuf kitabının, sufi, devrimci sufi kitabının şerhini yaptım. Açıklamasını yaptım. Yani ne demek istiyor burada? Şimdi vahdet-i vücut, vücut varlık demek. Vahdet birlik demek. Vahdet-i vücut varlığın birliği demek. Genellikle İslam tarihinde vahdet-i vücut fikri İbn Arabi gibi, Konevi gibi, Davud el-Kayseri gibi meşhur savunucuları vardır ve Osmanlı sarayında da bayağı ilgi görmüştür bu fikir. Ama saraya karşı çıkan
Şerif Bedrettin gibi zatların da ilgisini çekmiş bir fikir. Nasıl oluyor? Saray tarafından savunulursa Afyon, Şerif Bedrettin tarafından savunulursa idama yol açan bu fikir. Nasıl oluyor? Aynı İslam'daki tevhid inancı gibi. Dine karşı din, vahdeti vücuda karşı vahdeti vücut, tasavvufa karşı tasavvuf var. Bir tane tasavvuf yok, bir tane vahdeti vücut yok, bir tane tevhid yok, bir tane Allah yok. Yani insanların zihninde dışarıda Allah bir tane de, insanların zihninde farklı farklı. Genellikle iki tane Allah fikri var insanların zihninde. Sarayın Allah'ı, sokağın Allah'ı. Emek verenlerin, helalinden kazananların Allah'ı, başkasının sırtından geçirenlerin, yağmacıların, hırsızların, yolsuzların Allah'ı. Bu bugün de böyledir. Geçmişte de böyleydi. Ebu Cehil'in Allah'ı var, bir de Muhammed'in getirdiği Allah var. İkisi de Kabe'nin Rabbi diye konuşuyordu. Mekke'de Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi müşrik ileri gelenleri, Kureyş kabilesi dindar bir kabileydi. Allah'ın evine hizmet etmekle övünüyordu. Ve bizim çalışmamıza gerek yok. İnsanların Kabe'ye getirdiği hediyelerle geçinmemiz normaldir. Çünkü biz kendimiz Allah'ın evine hizmet ediyoruz. Kendimizi buraya adamışız diyorlardı. Şu anda Müslümanlık adına ne görüyorsanız, namaz, oruç, hac, 41 zekat, başörtüsü, Ramazan orucu, hepsi, istisnasız hepsi Mekke'nin ileri gelen müşriklerince yapılıyordu, yerine getiriliyordu. Müşrikler namaz kılıyordu, Ebu Cehil namaz kılıyordu, oruç tutuyordu, hacca gidiyordu, usul abdesti alıyordu, Ramazan orucu tutuyordu bir ay hem de. 41 zekat veriyordu. Sarıklı, cübbeli, sakallı bir hacı abiydi. Ebu Cehil. Bildiğiniz dindar yani, dindar. Zaten dindar olmasa müşrik olamaz. Müşrik dindarlardan olur. Ateistten müşrik olmaz. Kur'an'ın konusu ateizm değildir. Kur'an'ın konusu şirktir. Şirk, Allah'a inanan birisinin Allah'ın dışında birileri Allah'ın yanında yardımcı veya Allah gibi görmesidir. Hem Allah'a inanıyor, hem de diyor şu olmazsa ben Allah'a ulaşamam diyor. Önce ona gideceksin, o seni Allah'a ulaştıracak. Allah ile arasına bir aracı sokuyor. Hem Allah'a inanıyor, hem paraya tapıyor. Hem Allah'a inanıyor, hem toprağa tapıyor. Hem Allah'a inanıyor, hem devlete tapıyor, liderine tapıyor. Onları Allah gibi görüyor. Hem de Allah'a inanmaya devam ediyor. İşte bunlar müşriktir. Kur'an'ın davası budur arkadaşlar. Şirki ortadan kaldırıp insanları Allah ile baş başa bırakmak. Allah ile aramızda hiç kimse yoktur. Ne lider girebilir, ne şeyh girebilir, ne şık girebilir. Allah ile aramızda hiyerarşi yoktur. Allah ile aramızda hiyerarşi yoktur. Allah insana şah damarından daha yakındır. Bir sen varsın, bir de Allah var. Arada hiç kimse yok. Ama Hristiyanlıkta böyle değil, Yahudilikte böyle değil, diğer dinlerin hiçbirinde böyle değil. Bir tek İslamiyet'te böyle. Diğerlerinin hepsinde aracı var, din adamı var. Ona gitmeden Allah'a ulaşamazsın. İslamiyet bu hususta dinler tarihinde devrim yapmıştır. Devrim yapmıştır ve insanlığı dini açıdan ileriye götürmüştür. Şimdi tevhid dediğin zaman birlik demektir. Vahid bir, ehad bir, tevhid bir oluş, bir oluş, birlik. Peki neyin bir oluşu, neyin birliği? Allah'ın birliği demiyor ki. Ama insanlar genellikle Allah'ın birliği diye anlıyor. Tevhid nedir? Allah'ın birliğidir. Peki Allah'ın birliği nedir? Yani sanki birçok Allah var da onlardan birisini biz tutuyoruz ve ona inanıyoruz, geri kalanları reddediyoruz. Yani şöyle anlaşılıyor, Allah'ın birliği. Ya Allah zaten bir tane, Allah'ın birliği ne demek yani? Allah zaten bir tane. İki tane, üç tane Allah mı var?
İşte Yunanlılar Zeus diyor. Eski Mecusiler Ahura Mazda diyor. Eski Türkler Tengiri diyor. Hindular Krishna diyor, Vishna diyor. İngilizce'de God deniyor. İşte bunlar yok. Onun yerine Allah var. Orta Arabistan'da Araplar da Allah diyor. Allah Arapların koyduğu bir isim. Aslında Kur'an'da Allah'ın evrensel ismi Hak'tır. Allah Hakk'ı Arapların verdiği isimdir. Geniş olan Hak'tır. Hak ne demek? Gerçeklik demek. İki, adalet demek. Evrensel isim, her yerde geçerli olan şey bu. O zaman bunun birliği ne demek yani? Diğerlerini reddediyoruz ama onlar da aynı bir olanı kastediyor. Yani gitsen bir Hindu'ya 40 tane tanrı var demiyor ki. Bir tane var, onlar da bunun göstergeleri, görünümleri diyor. Yeryüzünde kimsenin Allah iki tane, üç tane falan dediği yok. Bu çok tanrılı dedikleriniz de tek tanrılı dinlerin çok tanrılı dinlere taktığı ithamdır yani. Bunlar putperest derler. Kendi tanrısını kayırmak için öbür tanrıları putperestlikle suçlarlar. Genellikle dindarlar birbirlerini putperestlikle suçlarlar. Mesela gidelim herhangi bir Müslüman birine soralım. Sokaktan birine Hindular ineğe tapıyor der. Hristiyanlar İsa'ya tapıyor der. Mecusiler ateşe tapıyor der. Sabiler yıldıza, aya, güneşe tapıyor der. Biz Allah'a tapıyoruz, inanıyoruz der. Biz doğru yoldayız der. Peki gidelim Hindu, Hindistan'da sokaklarda herhangi birisi çevirelim. Müslümanlar taşa tapıyor derler. Bunlar eve tapıyor derler. Gidiyorlar bir evin etrafına dönüyorlar. Ne var o evde? Allah oradaymış. Öyle ellerini sürüyorlar. Hacerül Esved'i öpüyorlar. Evin etrafında o bildiğin kara kara taşın etrafında dönüyorlar. Taşa tapıyor bunlar der. Onlar da sana putperest diyor. Ne haber? Git de bir sor bakalım ne diyorlar sana. Kendine şöyle dışarıdan bir bak bakalım ne diyorlar. Mecusi'ye git. Kardeşim ateş Allah'ın sembolü. Siz taça tapıyorsunuz diyor. Bari diyor gürür gürür yanan bir ateşi sembolü olarak koydun. Nedir ya taş diyor, kara taş diyor. Genellikle dinlerin avam tabakası böyle konuşur. Ama yüksek teolojiyi bilenler, mesela bu işten anlayan bir Mecusi, bu işten anlayan bir Hindu, bu işten anlayan bir Hristiyan, hatta Yahudi, Sabi, hangi dinden olursa olsun, Ezidi fark etmez. Yüksek teoloji yapan. Şöyle söyleyeyim, biraz beylik bir laf edeyim. Benim ayarımda birisi ile ben konuşsam hiçbir sorun yok. Bunlar putperestlik falan değildir. Kabe'yi kaldır, Mecusilerin ateşini koy. Müslümanlar ateşin etrafında dönüyor olsun. Ateşi kaldır, Hindu'nun ineğini koy. Müslümanlar inek etrafına dönüyor olsun. İneği kaldır, Hristiyanların haçını koy. Müslümanlar bu sefer haç üzerine etrafı dönüyor. Haçı kaldır, ayı koy, yıldızı koy, güneşi koy. Sabilerin ve onların sembollerini hiç fark etmez. Hepsi aynı şeydir. Eğer ineği sembol olarak görmek, ineğe tapmaksa, ateşi sembol olarak görmek, ateşe tapmaksa, güneşi, ay, yıldızı Tanrı'nın sembolü olarak görmek, görünür sembolü, görünmez Tanrı'nın görünür sembolü olarak görmek, onlara tapmaksa, o zaman Kabe'ye, eve, taştan yapılmış eve, evin etrafına dönmek de putperestliktir. Ya hiçbiri putperestlik değildir, ya bunların hepsi putperestliktir. Efendim, ateşe, güneşe, aya, yıldıza yaparsan putperestlik ama taşa yaparsan putperestlik değildir dersen bu olmaz. Bunu kimseye ikna edemezsin. Ve bu yanlıştır. Bunların hepsi Kur'an'daki ismi nüsuktur. Biz her millete bir nüsuk vermişizdir. Yani herkesin Tanrı'ya yakarış, görünmez Tanrı'yı görünür bir sembolle ifade etme tarzı başka başka olabilir. Ateşi de Allah yaratmıştır, ineği de Allah yaratmıştır, suyu da Allah yaratmıştır. Ayı, güneşi, yıldızı da, evi de, taşı da, hepsi de Allah yaratmıştır. Bunlar görünmez bir Tanrı'yı görünür hale getirmek için ve ona tutunmak için sembolik
göstergelerdir. Hiçbiri Tanrı'nın kendisi ve parçası değildir. Bak böyle anladığın zaman bambaşka bir şey oluyor. Şimdi bu ne olmuş oluyor? Dinlerin birliği ve eşitliği, Allah'ın birliği ve eşitliği. Öyle bakınca bizim genellikle tevhid fikrini dini teoloji yaparak Allah'ın birliği falan diye bir teolojiye dönüştürürler. Halbuki tevhid göklerle ilgili bir kavram değildir. Yeryüzüyle ilgili bir kavramdır. Yeryüzünde de insanların sosyal, ekonomik, politik hayatıyla ilgili bir kavramdır. Yani bugün çok tanıdığımız, tevhid deyince hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ama bir iki kelime söylenince ha diyeceksiniz. Tevhid, evet, tevhid insanlığın birliği ve eşitliği demektir. Fransız devriminin 3 sloganından birisi neydi? Liberté, égalité. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Fransız bayrağında 3 renk var. Özgürlük, eşitlik, eşitlik, adalet, eşitlik, birlik. Bütün insanlar, bütün kavimler, bütün uluslar, zengin, yoksul, siyah, beyaz, herkes birdir ve eşittir. Bunu söylüyor. Peygamber 7. yüzyılda Mekke'de bunu söyledi. Peki vahdet-i vücut ne? Varlığın birliği. O da birlik ve eşitlik demek. O da 72 millete bir bakmak demek. Yunus Emre bir beytinde ne diyor? Biz kin gütmeyiz. 72 millet birdir bizde. Kimseye kinimiz yoktur bizim. 72 millet, yani 72 çoğunluktan kinaye. Yeryüzünde ne kadar ulus varsa, ne kadar renk varsa, ne kadar kavim varsa hepsi bizim gözümüzde birdir, vahittir, ehaddir, tevhiddir, vahdettir. Vahdet-i vücut insanlığın birliği ve eşitliği demektir. Bundan en çok kim rahatsız olur? Kendini alalade insanlarla eşit görmeyenler, mesela hanedanlar, sultanlar, bir numaralı düşmanı bu fikrin bunlardır. Ne yani şimdi sen beni sokaktaki adamla eşit hale mi getiriyorsun? Ya ben Osmanlı soyuyum, Roma soyuyum, Firavunlar sülalesiyim. Sen nasıl olur da beni sıradan insanlarla aynı görürsün? O nedenle çok tehlikeli bir fikirdir. Tevhid, vahdet-i vücut çok tehlikeli bir fikirdir. Bir de fena fillah var sufilerin literatüründe. Şeyh Bedrettin onu da çok kullanır. Allah'ta yok olmak demektir. Bunu da teolojik yorumlarlar. Bu da sosyaldir, ekonomi, politiktir. Buradaki Allah ennas, halk demektir sosyolojik olarak. Halkta yok olmak demektir. Yani halk gibi yaşayacaksın. Halkın oturduğu yerlerde oturacaksın. Halktan ayrılıp saraylarda yaşamayacaksın. Halk nasıl giyiniyorsa, nasıl yiyorsa, nasıl içiyorsa senin halktan birisi olduğunu herkes görecek. Şurada içimiz herhangi birisi, ya bu halktan biri değil, bu başka birisi. Halinle, hareketinle, davranışınla, yemenle, içmenle, konuşmanla insanların arasına böyle karışıp gitmiş olacaksın. Halkta yok olacaksın. Bundan en çok kim rahatsız olur? Halkın arasına karışmaktan istemeyenler. Hanedan halkın arasına karışamaz. Onlardan birisi gibi davranamaz. Gittiği yerler bellidir, geldiği yerler bellidir. Sarayda yaşar, belli başlı yerlere gider. Onların oturduğu yer farklıdır, yemek yediği yer farklıdır. Giyimi farklıdır, markası farklıdır. Bak hep ayrılırlar. Sufi ne diyor? Bunların hepsi bir olacak diyor. İşte İslam'ın özü zaten buydu. Peygamberimize dışarıdan birisi geldiğinde hanginiz Muhammed diye soruyordu. Benim yazdığım kitaplardan bir tanesinin ismi de bu. Hanginiz Muhammed? Dışarıdan birisi geliyor. Hanginiz Muhammed diyor. Peygamberin hangisi olduğunu seçemiyor. Şimdi siz bir tarikata gitseniz, bir siyasi partiye gitseniz, Türkiye'de herhangi bir cemiyete, cemaate gitseniz, liderin kim olduğunu hemen anlar mısınız, anlamaz mısınız? Kim baş köşede oturuyorsa, kim kelli folluysa, kim etrafında fırın fırın insanlar korumalar dönüyorsa odur. Hemen ona gidersin. Ama
Meclise girince vatandaş diyor ki hanginiz Muhammed diyor. Şu diyorlar köşede oturup konuşan uzun saçlı beyaz yüzlü adamdır diyor. Yanına gidiyor sen misin Muhammed diyor. Evet diyor. Ne var bir şey mi var diyor. Ben birkaç soru soracağım lütfen cevap ver diyor. Ama böyle köyden geldim patavatsız birisiyim. Bana kestirmeden cevap ver yani dolandırma yani. Allah sana ne diyor? Ne yapmam lazım diyor. Sen diyormuşsun ki zenginlerden alacağım yoksullara vereceğim. Doğru mu diyor. Doğru diyor. Sen diyormuşsun ki insanlar bir ay boyunca aç kalmalı. Yoksulların ne olduğunu bir anlamalı. Evet diyor. Ben zaten yoksulum diyor. Sen diyormuşsun ki insanları elindeki avucundan başkasıyla paylaşmalı. Evet diyor. Bende zaten bir şey yok diyor. O zaman diyor şu birkaç hurmayı al götür dağıt diyor. Ona bir kap hurma veriyor hurma. Şunu diyor millete dağıt diyor. Verecek bir şeyin yoksa diyor. Ama ben dolaşamam buranın yabancısıyım diyor. Param da yok diyor. Verecek bir şey de yok diyor. Ne yapacağız diyor. O zaman diyor insanlara tebessüm et. Yani insanlara gül diyor. Tebessüm et gül. Bu da sadakadır diyor. Sen diyormuşsun ki kız çocukları gömülmemeli. Evet. İnsanlar adam yoksulun birisiymiş herhalde. Toprağa diri diri kız çocukları gömüyorlar. Sen diyorsun ki ben bunu durduracağım. Artık toprağa hiçbir çocuk gömülmeyecek. Peki niye gömüyor bunlar? İşte cahil olduğu için falan filan. Hayır. Tefeci bezirganlar var. Bunlar insanlara işsiz güçsüz oldukları için, şehrin yarısı kör olduğu için karşılıklı para veriyor, karşılıksız, karşılıklı tefeciyle para veriyorlar. Karşılığında faiz alıyorlar. Yoksulların başka çaresi olmadığı için bunların eline düşüyor. Borçlarını ödemeyince adamı köle yapıyorlar, karısına kızına el koyuyorlar. Borcunu ödeyene kadar da sermaye olarak kullanıyorlar. Bir dram yaşanıyor Mekke'de ve yoksullar bundan artık bizar olmuş. Para yok, gidecek yer yok, sosyal adalet yok, devlet yok. Dört tane adamın insafına, tefecinin insafına kalmışlar. Eziyorlar toplumu. Peygamber diyor ki, kız çocukları diri diri gömülmeyecek. Yoksulluk korkusuyla kız çocuklarını diri diri gömmeyin. Sen diyor bunu söylüyormuşsun. Adam orada diyor ki tamam. Kılıcını çekiyor. Anladım senin ne yapmak istediğini diyor. Artık benim bu kılıcım sana bu sözleri gönderen zatın yanındadır. Yani bu Kur'an'ın yanındadır diyerek onun safına katılıyor ve ileride bir savaşta da adam ölüyor bir savaşta şehit oluyor. Hocam sorulara geçelim istersen. Tamam geçiyoruz. Öyle mi? Ne zamana kadar vaktimiz? Yani normalde 4.30'da ama. Saat kaç? 4.10 geçiyor. Evet. Bedrettin'i dinlemeye gelmiştik. Evet. Şimdi bu anlattıklarım Bedrettin'in fikirleri zaten. Ben başka bir şeyden bahsetmiyorum ki. Şeyh Bedrettin'in fikirleridir bunlar. Varidat adlı kitaptan Vahdet-i Vücut nedir? Fena fillah nedir? Tasavvuf niye ortaya çıkmıştır? Ve Şeyh Bedrettin niye derviş olmuştur? Bir lokma bir hırka nedir? Varidat kitabında savunduğu fikirlerin o günkü çağda ve bugünkü karşılığı ve anlamı budur. Şimdi sen herhangi bir şekilde bunları bilmeden o varidat kitabını okursan ne diyor ya bu neden bahsediyor bu klasik tasavvuf kitabı falan zannedersin. Ben orada geçen kavramların anlamını, felsefesini, arka planını ve şerhini yaptım size. Böyle bakılması lazım diyerek. Evet o zaman burada keselim. Soru cevaplarla devam edelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik sağ olun. Dediniz de ben bu Karaorman tarafında Balkanlarda bunların bir ocak olduğunu söylenir. Hatta bu Balkanlarda olanlar da bunu anlatabilirler. Ya Alevi ocağı olduğunu söylenir. Ama siz buna hiç bahsetmediniz. Böyle bir şey yok gibisinde geldi bana. Evet.
Onların talepleri büyük bir kitle. De talepleri var adamların. Tamam. Şimdi yazıyorum. Bunları tek tek cevaplandıracağım. Beş beşe cevaplandırsanız daha iyi. Tabii tabii ama şimdi o zaman ipin ucunu kaçırırız. Önce bir hepsi soruların tamamını bir alayım. Unutuluyor yani ben onu sonra. Yazıyorum canım nasıl unutacak? Bir, tamam. Bir numara senin sorunu yazdım. Buyurun. Evet. Hocam bugün sizin karakteri programı değiştirdiğinde ilk toplumuna değinmiştiniz. Şimdi de yine değindiniz. Allah sözcüğü Arapça bir sıfat anlamında kullandığını anladık. Yani doğru anladıysam şayet. Peki Besmele'de de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Yani Allah bir sıfatsa Allah'ın adı ne? Evet. Evet. Tamam. Buyur, buyur. Kur'an-ı Kerim'de sık sık ayetler başlandığında "Amd olsun" diye bir ibare geçer. Ki bu Allah kendine mi yemin ediyor onu anlayamadım ben. Orada bir açıklama yaparsanız bu problemi. Kim kime yemin ediyor? Niye "Amd olsun"? Tamam. Güzel. Buyur. Biliyorsunuz bugün aynı zamanda Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı bir devrim hareketi yapan Kubilay'ın öldürülmesinin de yıl dönümü. Kubilay'la Şeyh Bedrettin arasında nasıl bir ilgi var? Bunlar buradaki fikirleri de... Hocam ben bir soru soracağım. Şimdi gerek Şeyh Bedrettin'in, gerekse Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Hallacı Mansur'un, İbn Arabi'nin, şimdi tüm bu insanların aslında şöyle bir dertleri var. Yani Buda'nın da böyle bir derdi var. Dertleri şu, bu insanlar ruhun yüceliğinden ve ruhun hayatta yaşarken kirlenen ruhun arınmasından söz ediyorlar. Mesela İbrahim Ethem ile Şefik Belhi'nin bir karşılaşması var, siz çok iyi bilirsiniz. Gündelik hayatınızı nasıl idame ettirirsiniz diyor İbrahim Ethem, çok sevayi bir şey biliyorsunuz. Şey diyor ki, Şefik Belhi diyor ki İbrahim Ethem, biz bulduğumuzda yeriz, bulmadığımızda şükrederiz. İbrahim Ethem diyor ki bunu Horasan'ın köpekleri de yapar. Şimdi böyle bir ruhun yüceliğinin peşinde olan insanlar, bugünkü sosyalist, Marksist, paylaşımcılık fikrinin peşinde olan insanlar, yani nimetleri de biz de bölüşelim, mevcut nimetlerden biz de istifade edelim düşüncesinde ve davranışında olan insanlar, bu ruhun yüceliği olan insanlar nasıl birleşiyorlar? Nerede, hangi zeminde, hangi background'da, hangi anlam dünyasında bunların birlikteliğinden söz edilebilir? Tamam. Güzel. Evet. Başka? Soru soran var mı arka taraflardan falan? Buyur. Buyur. Hocam, akşam bir tiyatrocu arkadaş, başta İzmir olmak üzere Şeyh Bedrettin oynamış. Konuşurken, konferanstan bahsettiğimde dedi ki, İslam'dan açık Bedrettin iyidir. Sorunun birinci çıktı bu. İkincisi de gençlik yıllarında İzmir'den yanına oturduğum bir adam İzmir Bordon Kahvesi'nde demişti ki bana, ben İzmir'in kültürel çoraklarını İstanbul'dan falan özleminden bahsedince, hayır dedi, bana Tarış'tan bahsetti. Tarış'ın dedi ortakları Manisa ve Aydın köyleridir. Orada Kemal'den ve Şeyh Bedrettin'den bahsetti. Bir kooperatif ortaklıktır dedi. Ve Aydın ortaklar kasabasını zaten biliyoruz. Bu konuda elimizde bir veri var mı? Sorumundan var. Tamam. Var başka sorusu olan? Evet, şu arka tarafı görmüyorum da şu soru cevap bölümünü. Keşke başında ayakta kalsaydım. Soru cevap bölümünü böyle ayakta cevaplandıracağım müsaadenizle. Çünkü arka tarafları görmüyorum da.
Evet, şimdi 7 tane soru yazdım. Tamam. Yedi tane soru yazdım. Bunları müsaadenizle kısa kısa cevaplandırmaya çalışayım. Şimdi önce Şeyh Bedrettin'le ilgili olanlardan başlıyorum. Yani soru cevap bölümü olacağını söylediği için arkadaşımız Şeyh Bedrettin'le ilgili ayrıntıları daha çok böyle soru cevap bölümünde cevaplandırırım diye sona bırakmıştım. Daha çok onun felsefesi, özellikle de tasavvuf felsefesi üzerinde yoğunlaşmaya çalıştım. Şimdi Bedrettin Alevi miydi? Şeyh Bedrettin Alevi değildi. Alevi olmasına da gerek yok. Şeyh Bedrettin'in özelliği Osmanlı egemen kültürün içinden gelmesidir. Onu tehlikeli yapan da zaten budur. Şöyle deniliyordu. Müslüman, Türk, Sünni, Kur'an-ı Kerim tefsiri yazmış, fıkıh kitapları yazmış bir İslam alimi devletine isyan etmez. Eğer devletine isyan etmişse bu kesin ya Alevi'dir ya Rafizi'dir diyorlardı. Ve şu ana kadar Osmanlı'ya isyan etmiş ne kadar isyan varsa hepsine birden Celali, Alevi, Rafizi damgası vurarak hepsinin de Alevi olduğunu bize inandırmaya çalışıyorlar. Böyle yaparlarsa ne olacak? İş kolay olacak. Türkiye'de çoğunluk Müslüman Sünni olduğu için mevcut iktidarda zaten Müslüman Sünnilik %70 diye varsayarak onun üzerine oynuyor zaten. Alevilik toplasan yüzde kaç çıkar ki diye düşünerek insanların Alevi demek, işte bu Alevi diye seçimlerde mesela yaftalamaktan vazgeçmiyor. Alevileri aşağılamaktan, ibadethanelerini, cemevlerini ibadethaneye çevirme hiç gerek duymuyor, umursamıyor. Çünkü diyor ki nihayetinde bütün Alevileri oy verse zaten yüzde kaçı geçmiyor, %70 benden yana diye düşünerek, buna güvenerek, bu bölünmüşlüğe oynayarak siyasetini yürütmeye çalışıyor. Eskiden de böyleydi, Osmanlı döneminde de böyle. Diyorlardı ki, kim isyan ediyorsa Alevidir. Şeyh Bedrettin değil, bunu nasıl izah edeceksin? İşte bu çok tehlikeli. Aman ha! Müslüman, Türk, Sünni birisinin devlete isyan ettiğini sakın söyleme. Sakın bunu herhangi bir Müslüman Sünni'nin yanında falan söylemeye kalkmayın. Eğer isyan etmişse onun Müslüman, Türk ve Sünni olduğunu söylemeyin. Deyin ki Yahudidir, Alevidir, Yahudi Alevi ona göre bir oluyor, Rafizidir, Hristiyandır, her şey olabilir. Ama Müslüman, Türk ve Sünni olamaz. Devletine isyan ediyorsa. Şimdi Şeyh Bedrettin bu oyunu bozuyor. Bu fikri tahruman ediyor, paramparça ediyor. Şeyh Bedrettin'in etrafında Aleviler vardı. O zaman onlara Alevi denmiyordu. 150 yıldır bu Alevi ismi var. Onlar o zaman onlara başka şeyler deniyordu. Mesela Torlaklar deniyordu. Kalenderiler deniyordu. Vefailer deniyordu. Bunlar o dönemki bir takım gruplardır. O dönemki isimleri. Hatta sadece Müslüman olanlar değil, Müslüman olmayanlar da vardı. Begumiler deniyordu Trakya'da. Sarı Saltık Ocağı deniyordu Trakya'da, Deli Orman'da. Şeyh Bedrettin oraya gitmişti. Evet, etrafına toplananlar, onunla beraber hareket edenler içerisinde şu anki Alevi felsefesine, adına o zaman Alevi denmesi de sahip gruplar vardı. Sufi gruplar vardı, derviş, devrimci derviş gruplar vardı. Osmanlı'ya muhalif olan, Osmanlı'nın zulmü altında inleyen, ne kadar Yahudi, Hristiyan, Alevi, Rafizi, Torlak, Kalenderi akımlar varsa, onların hepsi o dönemde Şeyh Bedrettin'in liderliği etrafında, bir umut haline gelen çıkışı etrafında toplanmışlardır. Neredeyse Şeyh Bedrettin'in etrafına toplananların
bugün adına Alevi diye ifade ettiğimiz felsefesine inananların oranı %70'lere falan varıyordu. Çoğunluk onlarda otur grup. Çünkü onlar hep dışlanmıştı zaten. Sünni yoksullar da vardı. Mesela Bozoklu Şeyh Celal var. Ona nispet ederek bütün isyanlara, vergi isyanlarına, yoksulluk isyanlarına Celali deniyor. Celali isyanları demek yoksulların isyanı demek. Anadolu'daki yoksulların isyanlarına Celali adını taktılar. Alevi olmasa bile vergi isyanlarının hepsine Alevi isyanları dediler. Bunlar Şah İsmail'in güdümü altındaki Aleviler dediler. Alevi isyanları da vardı. Hani o zaman Alevi demiyordu da diyelim Şah Kulu isyanı, Kalender Şah isyanı gibi isyanlar da vardı. Ama hepsi öyle değildi. Hepsi daha çok vergiden dolayı, yoksulluktan dolayı, ezilmişlikten dolayı, toprakları olmamaktan dolayı. O zamanki toprak ağalarının, beylerinin, paşalarının aşırı zulmünden bıkan insanlar çift bozan. Yani çifti bozup kaçıyordu, dağlara çıkıyordu. Bunlara çift bozan deniyordu. Çiftleri bozuyorlar. Zulümden kaçıyorlardı. Bunların büyük çoğunluğunun Şeyh Bedrettin etrafına toplandığını görüyoruz. Dolayısıyla Şeyh Bedrettin isyanı bir mezhep isyanı değildir. Sünnilere karşı Alevilerin isyanı değildir. İçinde Alevilerin de olduğu, Sünnilerin de olduğu, Hristiyanların, Yahudilerin, tasavvuf gruplarının, bütün Osmanlı ezilenlerinin olduğu bir sosyal, toplumsal bir patlamadır. Bunu böyle okumalıyız. Böyle okuduğumuz zaman daha yerli yerine oturmuş olur. Deli Orman'da işte en son İznik'te sürgündeydi 2 yıl. Mehmet Çelebi onu 2 yıl maaşa bağlamıştı. Osmanlı'da Musa Çelebi zamanında Mısır'dan döndükten sonra dediler ki gel düşündüklerini Musa Çelebi'nin görevini, kadı askerlik görevini kabul ederek düşündüklerini uygula dediler. O da çevrenin zorlamasıyla, iteklemesiyle biraz daha Musa Çelebi'den görev kabul etti. Ve kadı asker oldu. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Kadılar kadısı oldu. Bütün fetvaları o veriyordu. Ve ilk yaptığı işte Börklüce Mustafa'yı kendi ketudası yaptı. Ketuda işte genel müdür. Bütün işlerine bakan genel müdür. Ve ilk yaptıkları icraat da zenginlerin elinden toprakları alarak yoksullara dağıtmak. Ve dirlikleri ellerinden alınanların sinirlenmelerine rağmen onları özellikle bu Ege bölgesindeki topraksız köylere dağıtmak oldu. Bu aynı zamanda Hazreti Ali'nin de iktidara geldiğinde, halife seçildiğinde Halife Osman'ın Emevilere dağıttığı toprakları ellerinden alıp topraksız köylere dağıtma icraatının aynısıydı. Şeyh Bedrettin de iktidara geldiğinde ilk olarak bunu yaptı. Sonra Musa Çelebi, Mehmet Çelebi'ye yenilince, Musa Çelebi öldürülünce onun kadısı olan Şeyh Bedrettin de görevden alındı ve sonraki padişah Mehmet Çelebi tarafından İznik'e sürülerek kendisine İslam alimi olduğu gerekçesiyle de hürmet edilerek maaş verildi. 2 yıl orada kaldı. 2 yıl sonra Karaburun'da ve Manisa'da Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa isyan edince o da oradan vapura atlayarak önce Kastamonu'ya daha sonra o kara deli ormandaki Sarı Soltuk Ocağı'na gitti. İşte orası Alevi Ocağı'ydı. Onlara sığındı yani birileri. Onlar onu kabul ettiler. Ona destek veriyorlardı çünkü. Onlarla beraber oldu ve orada büyük bir hareket örgütlediler. Oradan Edirne'ye doğru yürüyüşe geçeceklerdi. Binlerce kişi, Hristiyan, Yahudi, yoksul, Sünni, Alevi hepsi vardı işlerinde. Bu taraftan Karaburun'da ve Manisa'da onlar ayaklanıp Mehmet Çelebi'nin ordusunu mağlup edeceklerdi. Onlar da oradan Edirne'ye doğru geleceklerdi ve Edirne'de Osmanlı tahtını yıkarak yeni bir sistem kuracaklardı. O nedenle Edirne'den yürüyüşe geçtiği anda Karaburun'da 10 bin kişiyle Börklüce Mustafa'nın ayaklanıp 8 bin tanesinin savaş alanında öldürülüp 2 bin tanesinin de savaştan sonra kafasının uçurulduğu ve
Manisa'da Turla Kemal'in de yenildiği haberi gelince Bedrettin etrafında büyük bir moral bozukluğu söz konusu oldu. Ve dediler ki ya biz bu durumda Edirne'ye yürüyemeyiz. Hareket başarısız oldu. O zaman geri kalanları koruyalım bari. Telaşına kapıldılar. O esnada kalabalık da dağılmaya başladı. Buradan gönderilen bir askeri timle sanki onun taraftarıymış gibi yanına sokularak Şeyh Bedrettin'i yakalayıp Serez'e getirdiler. Serez'de padişahla görüştü. Mehmet Çelebi ile tartıştı. Bir sürü ulema getirdiler bunu yargılamak için. Hiçbiri kabul etmedi. İranlı Şeyh Haydar diye bir adam vardı. Bol paraya boğarak derler ki bunun hakkında fetva ver. Dedi ki ben bunun hakkında o bile İslam alimleri fetva veremedi. O bile dedi ki ben buna zındık olduğu için dinden çıktığı için fetva veremem. Adam Müslüman yani bildiğimiz üstelik de bizim kararlarımızı onaylayan adam yani Osmanlı'nın en baş şeyi. Dolayısıyla hakkında siyaseten katil fetvası verdiler. Dinden çıktığı için, zındık olduğu için fetva veremediler. Yani huruç ale sultan, padişaha karşı ayaklanma girişiminde bulunmak, bunun içinde yer almak, ayaklananları desteklemek filan diyerek en son dinlerken padişah ona dedi ki niye ulemre itaat etmedin? Padişah niye karşı çıktın? O da ona dedi ki sen hakka niye karşı çıktın? Sen haktan çıktın. Ben padişaha itaat etmedim, sen hakka itaat etmedin. Zulmediyorsun. İnsanların halini görmüyor musun? Sarayda yaşıyorsun. Utanmıyor musun? Aralarında çok esaslı tartışmalar vardır. Sonunda dedi ki fazla uzatmayalım. Tamam mevzu anlaşıldı. Zaten bu tür kararları, fetva kararlarını siz ben görevde olsaydım bana gönderecektiniz. En yüksek onay makamı zaten benim. Ver şu mührü dedi. Mührü elinden alıp kendi idam kararını altına kendi mührü bastı. Bitirin dedi işi. Uzatmayın daha fazla dedi. Ve onu Serez çarşısında üzerini soyarak çırılçıplak astılar. Osmanlı'da bu tür devlete karşı gelenler ya çırılçıplak asılırlar ya da tecavüz edilirler. Mesela genç Osman'a tecavüz edip ölü öldürmüşlerdir. Aşağılamak için, geri kalan hatırasını yok etmek için onu da çıplak astılar. Sonra orada gömüldü. 500 yıl orada bekledikten sonra 1924'te bir şişenin içerisinde kemikleri Türkiye'ye getirildi. Topkapı Sarayı'nda 20 sene bekledi. 1961 yılında bizim geçen gün gittiğimiz Çemberli Taş'taki Sultan II. Mahmut Türbesi'nin haziresine o karşı olduğu adamları yanına gömdüler. Şimdi onlarla beraber orada yatıyor. Onun için ben Edirne'ye dedim ya şunu oradan kurtaralım dedim ya Şeyh Bedrettin'i. Her gittiğimde benim tepem atıyor. Orada ikinci Mahmut var, Abdülhamit var, onların hanedan var, devlet ileri gelenleri, Farhan Paşa, Feşmekan Paşa. Adam ömründe bunlarla karşı mücadele etmiş, götürmüşler. Onların böyle yakınına küçük bir yere koymuşlar. Onu oradan almalı, Edirne'ye getirmeli, çocukluğunun geçtiği yere. Büyük bir anıt dikilmeli, büyük bir Şeyh Bedrettin kültür merkezi açılmalı. Anadolu'dan insanlar akın akın otobüslerle oraya gelecektir. Ve Edirne bir manevi Şeyh Bedrettin merkezine dönüşecektir. Ve Edirne'ye de bu yakışır dedim. Evet. O da dedi ki, hükümet değişirse sen dediğin olur dedi. Evet arkadaşlar, burada vakit kısaldı. Onun için, olduğu için ben Şeyh Bedrettin'le ilgili olan bir de Bursa'daki olay vardı. Şimdi Şeyh Bedrettin'in biraz evvel Mısır'da geçirdiği yeniden doğuştan bahsettim. Bunun bir benzeri de Bursa'da gerçekleşiyor. Orada bir yeniden doğuş yaşıyor. Şeyh Bedrettin'in hayatında iki büyük travmadır bu. Onu o yapan ve bütün fikirlerini etkileyen bu iki olay olmuştur. İlkini anlatmıştım Kahire'dekini. Nil kenarının eşyalarını ırmağa atıyor. Yahudi arkadaşı var Bursa'da. Onu kurtarmaya gidiyor. Bursa'da Yahudi arkadaşı Elenos gibi bir ismi var. Bütün dinlerin birliği fikrini savunuyor. Benim başlangıçta anlattığım dinlerle ilgili fikirleri savunuyor. Yani Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık esasında hepsi tapınakları birdir. Ateşin etrafına dönmüşsün, ha Kabe'nin etrafında dönmüşsün, ha suya girmişsin, ha yıldızda görmüşsün, ha taşta görmüşsün Allah'ı.
bütün dinler birdir ve eşittir. Esasında din bunlardan ibaret değildir. Din doğru olmaktır, dürüst olmaktır, adaletli olmaktır, eline, beline, diline sahip olmaktır. Din esasında budur diyor adam. Şimdi her üç dinin din adamları tarafından ortak bir fetvayla bu asılmalı deniyor. Fetvanın altında hocanın imzası var, hahamın imzası var, papazın imzası var. Şeyh Bedrettin diyor ki, yahu yapmayın diyor, bu adam bu fikirleri savunuyor diye niye dinden çıkmış olsun? Doğru söylüyor adam. Kadıya gidiyor, tanıdıklarına gidiyor, infazı durdurmaya çalışıyor ama durduramıyor. Ve bunu Bursa'da diri diri yakarak öldürüyorlar. Ve Şeyh Bedrettin de bunu görüyor. Gördüğü zaman sarsıntı geçiriyor. Diyor ki, ya Allah Allah, Allah Allah. İnsanları mutlu etmek için, insanların ruhunu yüceltmek için gelmiş olan bir din nasıl insan yakabilir? Üstelik üç dinin fetvasıyla. Çünkü üçünün de tezgahı bozuluyor. Onun dediği olursa. Hepsi bir diyor çünkü. Dolayısıyla burada dinlerin birliği fikrine ulaşıyor. Kahire'de de insanlığın birliği ve eşitliği. Bakın bu ikisi Şeyh Bedrettin'in ana fikriyatıdır. Bir, dinler birdir ve hepsi eşittir. İki, insanlık birdir ve hepsi eşittir. Bir dini görüşü, ikisi sosyal politik görüşü. Budur yani, onu bu yapan bu. Ve bu fikir o günkü çağda bu ikisi çok tehlikelidir. Peki bu ikisi sosyal fikirlerle nasıl bir araya geliyor? Şimdi sosyalizm, şu anki sosyal fikirler de insanlığın birliği ve eşitliği fikrini savunuyor. Fakat din olmadan. Benim görüşüme göre Marksizm, sosyalizm nedir? Şudur. İnsanlık tarihinde dinlerin yapmaya çalıştığı şeyi, yani herkes Allah'ın önünde bir ve eşittir. Gerçek dinlerin yapmaya çalıştığı. Herkes Allah'ın önünde birdir ve eşittir. Bütün kabileler eşittir. İnsanlar Allah'ın rızkını ve nimetlerini ortaklaşa bölüşmelidir. Zengin yoksul olmamalıdır. Zenginler yoksullara vermelidir. Biri yerken öbürü bakmamalıdır. Birinde çok öbüründe az olmamalıdır. Allah'ın nimetleri hepimizindir. Bunları paylaşmalıyız, bölüşmeliyiz. Cennete gitmeliyiz. Cennette sevgi olmalıdır, merhamet olmalıdır. Mutluluk olmalıdır. Bunları dinler söyler. Bütün dinlerde vardır bunlar. Şimdi bunları, bu ülküleri, bu dini ülküleri, din diliyle ifade edilmiş olan bu ülküleri, bir de din olmadan Allah, dini, cenneti, cehennemi işin içine karıştırmadan direkt kendi yalın kavramlarıyla ifade edelim. Bakalım ne olacak? Denilmenin adı Marksizm ve sosyalizmdir. Marksizm ve sosyalizm budur. Çünkü onlar, Marx mesela, Allah kavramının olumsuz afyon yönüyle de kullanıldığını görmüştür. Allah yoksulu ayaklandırıyor ama zenginin eline geçince de afyon oluyor. O zaman şu Allah'ı işin içine karıştırmayalım. Din demeyelim, cennet demeyelim. Direkt diyelim, eşitlik diyelim. Yani direkt insanlar eşitliği falan diyerekten insanlıkta bir de dini işin içine katmadan dinlerin söylediğini ama yapmaya çalışmanın, bunu denemenin adıdır. Ve başarısız olmuştur. Önceki dinler de başarısız olmuştur. İkisi de başarısız olmuştur. Peki ne yapacağız? Bunlar, yani önceki dinlerin mensupları ile bunları din yoluyla, cennet diyerek, Allah diyerek söyleyenlerle bir de din olmadan bunları insanlıkta gerçekleştirmeye çalışanlar bir araya gelecek. Kafa kafaya verecek. Nerede yanlış yaptık? Bu kapitalizm niye yıkılmıyor diye düşünecek. Ve buradan beraberce çıkacağız. Böyle birisi benim dediğim olacak diyerek olacak bir iş değildir bu. Allah adı, Allah adı. Şimdi Allah'ın üç tane ismi var Kur'an'da. Allah, Hak ve Rahman.
Allah özel isim, Rahman çokça seven ve merhamet eden demek. Hak da gerçeklik, adalet ve eşitlik demek. Yani buradan şunu anlıyoruz. Müslümanlar, Kur'an'a inananlar, tanrılarına adalet diyorlar. Gerçeklik diyorlar, eşitlik diyorlar. Bir de ne diyorlar? Sevgi diyorlar, merhamet diyorlar, şefkat diyorlar. Demek ki Müslümanların nezdinde, Kur'an'a inanan bir insanın nezdinde insanlıktaki en yüce kavramlar bunlar. Ha, bir Müslüman için adalet dersen, gerçek dersen, eşitlik dersen, sevgi, merhamet, şefkat dersen akan sular durur. Çünkü onlar bu konularda çok hassastırlar. Çünkü tanrılarına bu ismi vermişler. Bir kimse Tanrı'ya ne isim veriyorsa inandığı Tanrı'ya en içi, hayatında en yüce değer onlardır, değil mi? Sen adalet demişsin birader. Gerçeklik demişsin. Eşitlik demişsin. Hak demişsin. Rahman demişsin. Sevgi, merhamet, şefkat demişsin. Ama gel gör ki Kur'an'a inananlara şöyle bir bakın. Müslüman olduğunu şöyle söyleyenlere bir bakın. Adaletten, gerçeklikten, eşitlikten, sevgiden, merhametten, şefkatten eser kalmamış. Demek ki onlar Allah'a inanmıyor. Böyle bakacağız. Kim Allah'a inanıyor dersen, bu kavramları ete kemiğe büründürenler. Bir insana ben sevgi görürsem, hakikaten merhamet görürsem, şefkat görürsem, adalet görürsem, eşitlikçi bir yaklaşım görürsem ve bir de gerçeğe bağlılık, hurafe değil, gerçeğe bağlılık görürsem, ben onun Allah'a inandığına ancak hükmedebilirim. Aksal da Allah'a inanmıyor demektir. Andolsun. Aslında bu yemin diye çevirir ama benim yapmış olduğum çeviri de Kur'an-ı Kerim tefsirinde ben bunları dile gelsin diye çevirdim. Yani ağaca andolsun, güneşe andolsun, yıldıza andolsun diye yemin ettiğin zaman yemin edilen şeyin yemin edilenden daha büyük olduğu varsayılır. O zaman bu andolsun, yemin olsun denmemeli buna. Dile gelsin demektir bu. Çünkü yemin etmek bir şeyin dile gelip konuşmasını, tanıklık yapmasını istemek demektir. Güneş dile gelsin. Yıldızlar dile gelsin. Gökyüzü dile gelsin. Tarih dile gelsin. Toprak dile gelsin. Dile gel ey Anadolu. Böyle Türkler vardır ya Türkçe'de. İşte bu andolsun böyledir. Dile gelsin. Şeklinde çevrildiği zaman daha uygun olacaktır. İyi ki varsınız. Aydın Ortaklar Kasabası bir roman var. Ortak neydi o romanın ismi? Onu hatırlayan var mı? Azap Ortakları. Erol Toy'un kitabı. O kitaba bakabilirsiniz. Orada. Şimdi bu Kubla ile ilgili olarak da sadece kendisine rahmet dilemekle bugün ölüm yıldönümü sebebiyle yetineceğim. Çünkü vaktimiz kalmadı. Bu biraz daha tarihi, yakın tarihle ilgili biraz daha geniş açıklama gerektiren bir konu. Ben kendisine Şeyh Bedrettin'le beraber bugün Kubilay'ın da ölüm yıldönümü olması sebebiyle ona da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum ve şu ana kadar başlangıçta söylendiği gibi gelmiş geçmiş bütün öteki İslam tarihi şehitlerine Şeyh Bedrettin gibi dar ağaçlarında can vermiş olanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. İnşallah onların yolunu sürdüreceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeyh Bedrettinlerden Mahir Çayanlar'a bu mücadelede düşenlerin, dövüşenlerin ve aynı ruhla, aynı kararlılıkla bu salonu dolduran sizlere hoş geldiniz diyoruz. Biliriz ki insanlık tarihinde zulüm, baskı, sömürü olduğu gibi zulme karşı direniş de vardır. Krallıklar, kölelikler, işgaller ne kadar gerçekse Prometeler,
Demirci Kavalar, Şeyh Bedrettinler, Hasan Saffahlar da bir o kadar gerçekti. Bizim uyanış olarak amacımız, meseleye Bedrettin'in baktığı yerden bakmak, Bedrettin'in dövüştüğü yerden dövüşmek, zulme karşı çektiği kılıcını günün tüm haksızlıklarına karşı çekmektir. Bugün bu topraklarda yüzyıllar boyu zalimlere kan kusturmuş Şeyh Bedrettinler, Babaylar, Celaliler bizim için bir kahramanlık hikayesinden öte birer mücadele biçimi, birer tarihsel köktür. Bunlar eskimiş ya da tükenmiş değil, hala geçerliliğini korumaktadır. Ve günün egemenlerine karşı bizlerin en büyük mühimmatıdır. Arkadaşlar, Şeyh Bedrettin bizim gerçekliğimizdir. Hiçbirimiz Paris'te Şanzelize Caddesi'nde büyümedik. Hepimiz bu sokaklarda büyüdük. Bu topraklar sanayi devrimini beklemeden zorbalığa karşı kılıç çeken Celalilerden ibarettir. Celaliler egemenlere karşı 300 sene boyunca amansız bir mücadele yürütmüştür. Anadolu tarihi isyanın başkaldırının tarihidir. İsyanın olmadığı 3 sene bu topraklarda yoktur. Bizim kanımız çok dökülmüştür. Nice yiğitlere toprağa vermişizdir. Ancak düşmanın girilmez dediği bütün kalelerine de girmeyi başarmışızdır. Halkın kanını emenler bu topraklarda yüzyıllar boyunca rahat uyuyamamıştır. Bu da bizim Anadolu topraklarının en büyük gerçekliğidir. Şeyh Bedrettin bugün bizler için yalnızca bir isimden ibaret değildir. Şeyh Bedrettin bu topraklarda ezilenlerin öfkesidir. Komşusu açken tok yapmayan, yarın yanağından gayrısı paylaşanlardır Şeyh Bedrettin. Uyanışın asli amacı iktidarların, egemenlerin ve halk üzerindeki bütün hegemonik güçlerin karşısında yerel bir devrimci hattı örmek, bu hattı mazlumlarla birlikte inşa etmek, bu hattı mazlumlarla birlikte inşa etmektir. Zalimlere karşı mücadele emrini bu toprakların direniş tarihi çoktan vermiştir. Kadriye Hanım'a burayı bize açtı.